Arkadaşlar merhaba, Ankara Resim Kursu kanalına hoş geldiniz. Murat Hoca ben. Uzun zaman sonra imgesel videosuyla karşınızdayız. Ders içerisinde çektiğimiz için videoyu birazcık ses olabilir videoda. Ufak tefek sesler duyabilirsiniz. Kusurumuza bakmayın. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Bir göz hizası dediğim gibi kendimize belirleyelim. Arkadaşlar şuraya göz hizamızı koyalım. Yalnız göz hizamızın altında yapacağım figürü. Birazcık ön tarafa doğru biraz daha eğilsin istiyorum figürüm. Şöyle iskeletimizi bir koyalım kabaca. Kalçasını da yerleştirelim. Bir bacağımızı öne doğru atalım bakacağım. Bir bacağımız da arkadaşlar şöyle geriye doğru koyalım. Bu ön plandaki arkadaşlar göz hizam yukarıda, kafasının üst kısmında, ön tarafa doğru eğildiği için göz hizamı yukarıda bıraktım. Bunun şu omzunu azıcık aşağı indirelim. Ben istiyorum ki bu adamın eline kova tarzı bir şey verelim arkadaşlar. Şuraya da arka tarafa da kabaca elini koyabiliriz. Şu bizim birinci figürümüz. Tamam mıyız? Burada. Problem var mı figürümüzde? Bu benim ana karakterim arkadaşlar. Dükkandaki suyu kovayla boşaltmaya çalışan bir adamımız var. Şöyle yapalım. Dükkanın hafif dışından da bakabiliriz olaya. Yani şuraya arkadaşlar dükkanın ön tarafını yapabiliriz. Şuraya dükkanın dış duvarını hafiften gösterebiliriz. Şuraya ise belki kapı kısmını yerleştirebiliriz. Şöyle bir eğime ihtiyacım var. Burada. Bir figür daha ekleyelim. Bu figürü de arkadaşlar şu arka tarafa yine kafa hizası aşağıda olmak kaydıyla, aynı figür olsun istemediğim için arkadaşlar bunu biraz daha yan çevirebilirim bu figürü. Bu arkadaşın eline de vidada gibi ya da çekbaz gibi bir şey verebiliriz. Sopanın bir ucundan da şöyle diğer kolunu tutturabiliriz. Adamın hafiften sırt kısmını da görebiliriz. Arkadan görünebilir figürümüz. Bu da diğer figürümüz arkadaşlar. Bir figür de arkadaşlar dükkanın dışına belki şu kısmı kaldırım gibi düşünürseniz arka tarafta, bu adamı da şu kısma dinlenir bir vaziyette yapabiliriz. Hafif çapraz da çevirebiliriz. Arkadaşı bir elini şöyle yapalım. Diğer elini de şu süpürgesidir, çekbasıdır, artık neyse onu verelim. Bakın 3 figürü kabaca arkadaşlar yerleştirdim. Şu figürü biraz daha büyütebilirim belki. Mekan konusunda birazcık ipucu verelim.
Ne olsun arkadaşlar burası? Neresi olabilir? Ne dükkanı? Telefoncu olabilir mi mesela? Ne bileyim. Market olabilir mi? Berber mi? Berber olabilir. Evet, gayet mantıklı. Yapabiliriz. Şöyle yapalım. Şu kapının olduğu kısmı birazcık kapatayım. Kapıyı da azıcık yukarı çekelim. Şuraya doğru. Arkadaşlar, eğer bu bir berberse şuraya ne lazım? Şuraya bir tane cam mekan lazım. Yani şöyle dükkanla alakalı dışarıya birkaç ipucu koymam lazım. Atıyorum bu bir berberse arkadaşlar, şuraya bu havluların asıldığı telleri koymam lazım. Atıyorum bu bir marketse dışarıya cips standını ya da kola dolabını ya dondurma dolabını atıyorum koymam lazım. Dükkan hakkında ufak tefek ipuçları verebilirim. Sadece dükkanın içi değil, dışı da önemli bizim için. Dışında koyacağımız şeylerde. Şuraya cam mekanımızı da büyük bir şekilde bekleyelim arkadaşlar. Peki cama ne yapabiliriz? Ya da bırak camı, boş ver. Şuraya dediğim gibi şöyle kabaca arkadaşlar bu berberlerin havlu astıkları, şu arkadaşı koyabilir miyiz kenara? Misal. Size soruyorum çocuklar. Efendim? Dükkanı aslında paralel de şöyle yaptık. Şöyle, estağfurullah. Şöyle zaten. Yok yok, dik değil. Doğru, o şekilde görünüyor. Cama doğru ama aslında dükkana paralel. Okey. Bunu yaptık arkadaşlar. Dükkanımızın her tarafını cam mekan mı yapmalıyız bilmiyorum. Yani şu sağ tarafa cam mekan koyamayacağım için. Şöyle yapabilirim. Belki sol taraftaki duvarı iptal edip, yani camı iptal edip cam mekanı belki bu tarafa koyabilirim. Çocuğu cam mekanın arkasından gösterebilirim. Arka tarafından. Sanırım o biraz daha iyi olur bizim için. Neyse, şeye bakalım, bir iç kısma bakalım arkadaşlar. Dükkanın iç tarafına. Şu arka tarafa bir köşe yapalım. Şuraya. Şu şekilde iç tarafında iki tane açıyla kabaca arkadaşlar gösterelim. Çok abartmayalım açılarımızı. Yerleri komple su olacağı için karo falan bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Hatta bu adamların da ayaklarını suya gömebilirim. Mümkün olduğunca. Tamam mı? Şuraya kapının kenar kısmı. Şuraya yine bir cam mekan. Şu kısım komple cam olacak şekilde. Şuraya arkadaşlar en azından şöyle 2-3 tane harf koyalım da cam mekanın bir kısmı görünüyor olsun. Yani yazının bir kısmı görünüyor olsun. Şu arka tarafa arkadaşlar birkaç tane sandalye ya da koltuk tarzı bir şey eklenebilir. Bunlara çok özenmemize gerek yok. Sadece arka tarafta fon olacak zaten bunlar. Evet. Yeterli mi bu kadar? Kocaman bir berber dükkanı yaptım size. Şu
sağ taraftaki arkadaşı biraz sonra biraz daha içeriye çekebilirim. Yani adamın arkasına doğru çekebilirim belki. Yanına doğru. Biraz daha iyi olacaktır. Taslağım arkadaşlar buraya kadar. Bundan sonra ilk önce figürlerden başlayarak detaylarıma girmeye başlayabiliriz. Şu figürümden başlayayım giydirmeye. Şu açıya bir bakalım. Bu şişman bir adam olabilir. Şöyle tişörtünü de azıcık aşağı doğru alalım. Yakasını koyalım. Şuraya. Kafasını daha sonra. Bu adamın arkadaşlar paçalarını şöyle yukarıya doğru bir sıvayalım. Şu üst tarafı biraz daha kalınlaştırmak istiyorum. Gerekirse kolu dışarı çıkartırız. Böyle kalsın arkadaşlar. Şuradaki figürümüzü bir bakalım. Şu omzumuzu biraz aşağı indirebilirmişiz. Şuradan suyu dışarı doğru adamı boşalttırabiliriz. Şu omuzla alakalı ufak bir problem yaşıyoruz. Şu omuzu azıcık daha aşağı indirebilirmişiz. Şu daha iyi bizim için. Şu detayları daha sonra düzenlenecek zaten. Şuradaki figürümü çok fazla bastırmama gerek yok. Geride zaten kendisi. Evet. Arkadaşlar 3 figürümüzü de biraz daha netleştirdik. Bundan sonra figürlerin detaylarına girebiliriz. Kalemin ucunu azıcık incelteceğim. Biraz kalın geliyor çünkü. Detaylar için ya da ince bir kalemle devam edebilirim. Detay girmeden önce çok fazla bastırdığım koyu yerler var. Kararsız kaldığım. Oraları biraz daha yumuşatabilirim. Mesela şuralar gibi. Kalın kalan yerler gibi. Çünkü detay girerken buralar biraz da karalanacak. Çok siyah görünsün istemiyorum oralar. O yüzden şuraları belki birazcık yumuşatabiliriz. Bu çizgi kalabalığını arkadaşlar kurtarmamız lazım. Resmi azıcık mümkün olduğunca şöyle şuraları yumuşatalım. Yumuşattım yeterince. Detay girerken bu altta yumuşattığım referansları kullanabilirim. Arkadaşlar buraya koyu attığım çizgiler dediğim gibi yumuşatıyorum. Niye yumuşatıyorum? Çünkü garanti değil bunların hiçbiri. Çizerken, düzeltme yapan ya detay girerken hata görebilirim onlarda. Hata görürsem hızlı bir şekilde düzelteceğim. Düzelttiğim zaman da çok koyu görünmesin, karalanmasın diye yumuşatıyorum çizgilerimi. Evet.
figürden bunu yüzünü çevirelim bu tarafa doğru. Bacaklarına bir bakalım arkadaşlar. Ayak parmaklarını şöyle kabaca bir yerleştirelim. Pantolonunu yukarıya doğru arkadaşlar sıvadığım için şuraları ufak tefek kıvrımlar ekleyebilirim. Diğer figürümüze bir bakalım. Bunun yüzünü ön tarafa çevirmiştik. Kafasını azıcık küçültelim. Biraz büyük kalmış. Şöyle suyla arkadaşlar kapatalım. Şurada adamın ayağını görelim. Uç kısmını zaten görmüyoruz. Şu ayağına da arkadaşlar kapalı bir terlik yapalım biz bu adamı. Hatta şöyle bir terlik yapalım. Arkadaki figüre bir hemen bakalım. Bunu çok fazla dediğim gibi bastırmayacağım bu arkadaşa. Biraz hafif bırakalım. Thank you.
davranışlar gösterebilir. Evet, figürlerimizi arkadaşlar kabaca hallettik. Şu yere su ekleyeceğim. Şu belki terliklerdir, odur budur, bir kısmını suyun içinde bırakabilirim. Yani şuraları silebiliriz arkadaşlar, bir kısmını. Buraya kadar sorusu olan var mı? Detaylarımızı ekledik arkadaşlar. Her şeyimizi yaptık. Bir tek tonlamamız kaldı. Şu arka tarafı da dilerseniz yine küçük bir camekan tarzı bir şey arkadaşlar ekleyebiliriz. Şuraları falan görmüş oluruz. Bunu birazcık daha koyu gireyim. Gizem, bunlara daha sonra bakacağım. Gönder gene sen. Şuraya ilk önce bir arkadaşlar zeminimizi girelim. Daha sonra birkaç kıvrım ekleyelim. Tişörtüm biraz daha açık renk kalmasını istiyorum arkadaşlar. O yüzden çok da koyu girmeyeceğim. Yalnız adamın şu omuz, yaka ve şu kısmına biraz daha koyuluk girmek istiyorum. Islandığını düşünerek.
Şeyde kullandığım arkadaşlar 6B'ydi. Şunu da 4B ile yapıyorum. Çok fazla koyu kalmasın diye. Ama daha genel bir taramayla çözebiliriz. Şu ton bunun için yeterli olacaktır. Şu kısma da çizgilerle cam efekti varsa yeterli olur. Evet. Şimdi geri kalan kısımları bir belirginleştirelim. Biraz daha. Mekanın içerisine nasıl bir şey arkadaşlar yapılabilir? Hani duvarlarımız çok boş kalmasın diye düşünürsek ayna. Şu arka taraflara hafif tonlar ekleyelim, bitirelim ondan sonra. En son arkadaşlar şuraya, mekanın dışına, şuralara koyu dış çerçeveyi ekleyeceğim, cam mekan çerçevesini, daha sonra bitireceğim. Evet, buraya kadar sorusu olan var mı bakalım?